Şimdi beraber doğuya gidip antik Çin'i keşfedeceğiz arkadaşlar. Bunun için antik Çin'in ilk büyük hanedanlıklarının ortaya çıktığı milattan önce 2000 yılına yani milattan önce 2000 ile 1001 yıllar arasındaki döneme gidiyoruz. Şimdi milattan önce 16. yüzyıla gidersek yani 3600 yıl öncesine bugünden 3600 yıl öncesine Şang Hanedanlığı'nın ortaya çıkışını görüyoruz. Şank hanedanlığının önemi şu. Varlığına dair önemli arkeolojik bulgular olan ilk hanedanlık bu. Kırmızı renkle gördüğünüz bu bölgede Şank hanedanlığının hüküm sürdüğünü gösteren birçok kanıt var. İşte şurada başkent Yin'i görüyorsunuz. Yin. Burası e, günümüzdeki Anyang şehrinin yakınında bulunuyordu. Aslında bundan önce gelen bir hanedanlığa Şia hanedanlığına ilişkin kayıtlar da var ancak önemli arkeolojik bulgular maalesef yok. Kayıtlara göre Şia hanedanlığı önce 16. yüzyıla gelmeden yani Şang hanedanlığı ortaya çıkmadan hemen hemen 500 yıl önce vardı. Şimdi zaman ve mekanı kafamıza daha iyi canlandırmak için önce 1600 civarında başka neler olduğunu şöyle bir düşünelim. Bu dönem Antik Mısır'daki Yeni Krallık zamanıyla yani Antik Mısır'ın gücünün en yüksek olduğu zamanla aynı. Yine Hitit İmparatorluğunu ve Yunanistan'daki Miken uygarlığını düşünebiliriz. Milattan önce 1600 civarında Harappa uygarlığı olarak da bilinen Indus Vadisi uygarlığı çökmüş ve Hint Aryan halklarının Kuzey Hindistan'a göç etmeye başladığı Vedik dönem başlamıştı. Vedik dönem. Mezopotamya'da ise e, hemen burada Orta Asur krallığı var. Tüm bunlar milattan önce 2000 yılının ortaları ve sonlarına doğru gerçekleşiyor. Ve bu da hemen hemen Şank Hanedanlığı ile aynı zamana denk geliyor. Evet, Şank Hanedanlığı pek çok özelliğiyle ünlü arkadaşlar. Öncelikle bir Tunç çağı kültüründen burada bahsediyoruz ve burada gördüğünüz gibi birçok gereç üretmişlerdi. Bu bronz bir savaş baltası. Bu balta için buna benzer bir sap tahmin edebilirsiniz. Savaşta böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç kimse istemez. Evet, ne diyordum? Şank Hanedanlığı'nın ürettiği diğer önemli gereçleri, bu büyük bronzdan eserleri çokça görmek mümkün. Ama şanklar aynı zamanda kullandıkları yazıyla da biliniyorlar oldukça gelişmiş bir yazı kullandıklarına dair kanıtlar var ve dilleri modern Çince ile bağlantılı. Bu önemli yazıların pek çoğu kehanet kemikleri üzerine yazılmış. Burada bakın bir kehanet kemiği görüyorsunuz. Bu aslında bir öküzün kürek kemiği. Ama bunu almış arkadaşlar kehanet kemiği yapmış bak adamdaki teknolojiyi akla fikre bak. Şanklar öküzün kürek kemiğine bir takım sorular yazar ve sonra bunu ateşte ya da bir başka ısı kaynağında çatlayana kadar ısıtırdı. Daha sonra bu çatlakları yorumlayarak sordukları soruların cevaplarını görmeye çalışırlardı. Aslında bu kehanet kemiği yazısının modern Çince ile nasıl bağlantılı olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. İşte bu kehanet kemiği yazısıyla yazılmış şank yazısı ve bunun zaman içinde nasıl değişerek modern Çince'ye dönüştüğünü burada daha iyi görebilirsiniz. Buradan doğrudan buna geçerseniz farklı görünüyorlar ama değişime baktığınızda pek çok ortak noktaya sahip olduklarını göreceksiniz. Bunu kelimelerde de görebilirsiniz. İşte tam burada kaplan kelimesinin değişimi burada gösterilmiş bakın. İşte şu bir kehanet kemiği yazısı, kaplan resmine benziyor. Daha sonra değişmiş ve buradaki modern biçimini almış. Şia ve ondan sonra gelen Şang İmparatorluğu'nun burada Sarı Irmak ve e, Yangtze, Yangtze Irmağı vadilerinde gelişmesi bir tesadüf değil. Antik Mısırlılar, Mezopotamyalılar, Indus Vadisi uygarlıkları hepsi tarımın ilk ortaya çıktığı bu nehir vadilerinde geliştiler. Özellikle de Shang sadece bronz işçiliğiyle bilinmiyordu. Aynı zamanda büyük şehirleriyle ve karmaşık toplumsal yapısıyla da biliniyordu. Shang döneminin sonlarına doğru atlı savaş arabalarının olduğunu da biliyoruz. Ve bu sebeple Batıdaki insanlarla temas kurmuş olabilecekleri düşünülüyor. Şia Hanedanlığının 500 yıldan fazla sürdüğünü söylemiştim. Şank Hanedanlığı da 1-500 yıl civarı sürüyor ve bu uzun bir zaman. Ancak M.Ö. 11. yüzyılın ortalarına girerken hanedanlık sona doğru artık yaklaşıyordu. Hanedanlığın son kralı bu gördüğünüz beyefendi. Dişin, dişin, dişin derken senin dişin değil adamın yani dişin. Kayıtlara göre ilk başta çok yetenekli bir hükümdar ee, bu arkadaşımız ancak hükümdarlığın ilerleyen zamanlarında yolsuzluğa karışıyor ve kötüleşiyor. En sevdiği eşi de Daji. Daji işte burada. Kendisi Çin tarihinde çok sevilen bir figür değil. Pek çok kişi onu Dişi'nin yolsuzluklarına sebep olan e, kraliçe olarak görüyor. Onu sorumlu tutuyor yani. Dişi'nin sonu ise Chu ya da Chou kralı Wu ile yaptığı Muye savaşına denk geliyor. Chu kralı Wu, bu da güzel oldu ha. Chu kralı Wu. Chu kralı Wu. Dişini Muye savaşında yenmeyi başarıyor. Evet buradan bir rap parçası çıkarabiliriz arkadaşlar. Çu kralı Wu dişini Muye. Ee, Çu kralı Wu dişini Muye savaşında yenmeyi başarıyor. Cümlemiz bu. Böylece şan hanedanlığı sona ererek Çu hanedanlığı başlıyor. Bu hanedanlık da bir 800 yıl kadar sürüyor. Aslına bakarsak bu kadar uzun süre hüküm sürmeleri gerçekten etkileyici. Evet, Muye Savaşı'ndan sonra Dişin tahttan iniyor ve intihar ediyor. Burada da Chu Hanedanlığını kuran Kral Wu'nun bir resmi var. Ama buradaki esas konu büyük zaman aralıklarından bahsediyor olmamız ve Çin'de nehir vadilerinde önemli uygarlıkların ortaya çıkması. Yine de bu uygarlıkların bu denli uzun sürmesi inanılmaz ve ayrıca günümüz Çincesine bakarak yazılarının bu kadar modern olması da inanılmaz. Hatta yazının bu kadar gelişmiş olması sebebiyle tarihçiler yazının kehanet kemiklerinden çok uzun zaman önce var olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla Şia hanedanlığı için henüz güçlü arkeolojik kanıtlar olmamasına rağmen Şanglar ortaya çıktığı zaman Çin uygarlığının zaten Sarı Nehir ve Uzun Nehir çevresinde oldukça iyi gelişmiş olduğunu gösteren pek çok kanıt var elimizde.